Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Emre ben. YouTube'u uzun yıllar önce açmıştım ama kullanmıyordum yani YouTube'u çok fazla. Sadece izliyordum. Bundan bir sene önce falan biraz kullandım, birkaç video falan paylaştım. Ama şimdi Amerika'ya taşındım kısa bir zaman önce. Şu an Florida'dayım. Yani buraya bir staj programıyla geldim, bir yıllık. Daha önce İstanbul'da yaşadım bu arada. Orada açlık sektöründe çalışıyordum. Yani meslek kariyerimi geliştirmek ve daha yüksek yerlere getirmek için, bilgi ve kültürümüzü geliştirmek için, aynı zamanda da yani mesleki anlamda olsun, kendi açımızdan da olsun, bu deneyimi yaşamak için böyle bir araştırmaya girmiştim. Yani Avrupa olur bunun için, Amerika olur. Bu Amerika kısmetmiş. Amerika'ya geldik. Şu an buradayız. Aslında burası bir survivor. Yani burada yaşam, evet, göründüğü kadar kolay olsa da arka planda da çok zor yani. Ön tarafta her şey çok güzel ama arka planı da var bu işin sonuçta. O yüzden burada artık şimdi yaşadığım deneyimlerden bahsedeceğim size. Onları paylaşacağım. Evet, yani burada sonuçta her gün başımıza farklı bir şey geliyor. Farklı bir şey öğreniyoruz. Değişik bir sonuçta bu ülkedeyiz. Videolar atmaya devam edeceğim. Yani bu market videoları olsun, benim hoşuma giden işte teknolojik ürünler olsun. Bu tarz videolar işte yani, ve merak ettiğiniz başka şeyler olsa zaten yazıyorsunuz yorumlara. Oralardan bakıp onlara göre de hareket ederim. Bu şekilde devam edeceğim. Geldiğim programı bu arada açıklayayım. Internship programı. Internship programı bir yıllık staj programı. Amerika'da bir yıllık staj yapabiliyorsunuz. Üniversite 2. sınıf, üniversite 4. sınıf. Ve mesleki anlamda 5 yıllık referans mektubu gösterebilen kişiler, servis elemanı olsun, lifeguard yani havuz çalışanı, örneğin housekeeping, aşçı, bu tarz sektörlerde çalışan insanlar 5 yıllık deneyimli referans mektubuyla kanıtlayabildiği zaman programa katılabiliyor. Yani bu güzel bir deneyim olacak ilerleyen zamanda. Çünkü hem kültürel olarak hem de farklı milletlerin bir arada yaşadığı bir ülkede ister istemez farklı şeyler görüp öğreniyorsunuz. Bu da dünyaya bakış açınızı değiştirecek sizin yıllar içinde. Şu anlık internship programı detayları da şu şekilde, giderlerim bu şekildeydi. İstanbul ve Ankara'da sponsor bir firma bulmanız lazım bunun için. Bunun 4000 dolar ücreti var. 2000 dolarını Türkiye'de ödedim. 2000 dolarını da burada 10 ay taksite böldüler. Kolaylık sağlıyorlar o konuda. 160 dolar ben vizeye verdim. Bu arada vize görüşmesine gittiğimde de hesabımda 400 dolar vardı. Öyle çok da korkmanıza gerek yok vize görüşmesinde. Hesabımda az para var, İşte çok bir şey gösteremiyorum, ne olur gibisine. Bu tabii ki şans tamamen. Ben 400 dolarla geçtim. Başkası 10.000 dolarla geçemiyor ama tamamen şans. Yine de karamsarlığa kapılmamak lazım. 400 dolarla da geçilebiliyormuş demek ki. 220 dolar servis ücreti var. Ben 600 dolar civarında da bir uçak parası verdim. Uçak ücretim oldu. Ondan sonra uçaktan indikten sonra da Uber'e 100 dolar verdim otele gelmek için. Sonrasında zaten buraya yerleştikten sonra, ilk paycheck'imi aldıktan sonra daha da sorun olmadı. Parasal anlamda bir sıkıntı yaşamıyorsun. Çünkü ilk maaşını aldıktan sonra yaşam ucuz, evet, ama arka planda tabii ki zorlukları var. Parasal anlamda çok sıkıntınız olmuyor ama maneviyat eksikliğiniz oluyor bazı zaman. Bunu hissediyorsunuz. Çok da uzatmak istemiyorum aslında. Yani bu giriş videosu gibi olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Ben deneyimlerimi paylaşacağım bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın.